efendim hep diyoruz Türk dünyasında kurumsallaşma, kurumsallaşma. İşte bugün büyük bir emekten bahsedeceğiz. Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Sayın Ramil Hasanoğlu'la birlikte. Efendim hoş geldiniz sağ olun, stüdyomuza. Teşekkür ediyorum, çok büyük bir emek diyoruz çünkü çalışmalarınızı en yakın takip edenlerden birisi de TRT Avaz. Tabii ki. Her alanda faaliyet gösteren evet. bir uluslararası yapıdan bahsediyoruz. Doğrudur. Bütün personel çok yoğun bir süreç yaşıyor. Bizzat aynen. şahidiz. Ne kadar mesafe aldığımızla başlayalım mı Sayın Hasan? Kuruluşundan tabii. bugüne Türk dünyasının kurumsallaşması noktasında neleri başarabildik? Tabii çok teşekkür ediyorum öncelikle TRT ailesine. Hakikaten de bizim çalışmalarımızla ilgili faaliyetlerimizi kamuoyuna yansıtma konusunda TRT'nin çalışmaları ve desteği şeksiz şüphesiz büyüktür. 2009 yılında bildiğiniz gibi uluslararası bir kurum, uluslararası devletler arası bir teşkilat olarak ön plana çıktı Türk Konseyi, Türk Devletler İşbirliği Konseyi. Ve kurulduğu gün tahminen 4 alanda, 4 istikamette, 4 yönde devletler arası, hükümetler arası çalışmayı koordine eden bir kurum olarak ortaya çıkmıştı. Çok kısa ve net olarak özetlemek gerekirse bugün itibariyle 4 ülke Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin 14 bakanlığı arasında çalışmaları direkt hükümetler alanda koordine eden uluslararası bir misyon olarak İstanbul'da merkez olmakla faaliyet göstermektedir. Ve bunun yanı sıra aynı zamanda Uluslararası Türk Akademisi, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Uluslararası Göçebe Oyunları, Göçebe Merkezi şeklinde diğer bize bağlı olan uluslararası kuruluşlara da şemsiye kuruluş olarak bir destek vermektedir. Bunun yanı sıra TürkSoy ve TürkBA gibi diğer bizim kardeş kuruluşlarımızın çalışmasında koordine etmektedir. Yani netice itibariyle demek istediğim ulaştırma alanından ekonomiye ve dış politikadan diğer spor ve gençliğe kadar birçok alanları kendi bünyesine katan devlet başkanları, cumhurbaşkanları ve hükümet başkanlarının, hükümet başbakanların vermiş oldukları yetkiye dayanarak çalışan bir şemsiyeden bahsediyoruz halihazırda. Duygu bütünlüğümüz var. Elbette. Pek çok ortak noktamız var ama bunların reele yansıtabilmek noktasında istediğimiz durumda değiliz. Tabii. Bu nedenle ki Türk Keneşi'nin aslında yatırımla ilgili çalışmaları büyük önem tabii. taşıyor. 2015 tabii. bu anlamda hareketli bir yıl oldu. Neler evet. yapıldı? Çok önemli projeler yapıldı. Bunlardan ekonomi, ulaştırma ve turizm alanını ön plana çekerek kabartmak isterdik lütfen. Doğal olarak. Çünkü bildiğiniz gibi Trans-Kaspiyan geçiş koridoru üye devletler için olmazsa olmazlardan bir tanesidir ve bu Avrupa ve Asya'nın da ilgisini çeken bir konudur. Ve sayın şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Binali Bey'in Ulaştırma Bakanlığı döneminde biz bu çalışmaları çok ivedilikle ve güçlü bir şekilde yürüttük. Ve Mart ayında Ulaştırma Bakanlarının İstanbul toplantısında da bunun için çok iyi bir mesafe kat edildiğini bir daha şahit olduk. Bir kere kombine yük taşımacılığı ve üye devletlerin birbirlerinin toprak bastı vergilerinin daha da düşük seviyeye indirebilmeleri, aynı zamanda mevcut ortaya çıkan problemlerin Türk Konseyi vasıtasıyla koordineli şekilde limanlar alanında ortadan kaldırılması. Bu konuda Kazakistan ve Azerbaycan'ın ne kadar önemli olduğu bir tahmin planı. Çünkü bütün taşımacılık ve ulaştırma ağı üzerinden bu İpek Yolu çerçevesinde projesinde Trans-Kaspiyan dediğimiz işte bu Hazar geçit yolu dediğimiz şeyde buradan geçmektedir. Ve Türkiye'nin de burada en önemli ön plana çıktığı ve konseydeki yeri de özellikle şundan ibarettir. Şimdi Bosfor'un altıyla yapılan şu anki bu alt geçit ve trenlerin Avrupa ile Asya'da birleştirilmesi ki bu çok önemli bir projedir. Bu Türk Konseyi'nin bu projesinin daha da ciddi hale getirecek. Çünkü biz bunun deneme süreçlerinde Çin'den çıkan bir tren yükünün Türk Konseyi üye devletleri vasıtasıyla Avrupa, İngiltere ulaştırma şeyini de yaptık ve bunda da bayağı başarılı olduk. Hakikaten bu çok önemli bir konudur ve üye devletlerimizin buna ait olan bakanlıkları da çok iyi bir cesaretle ve destekle bunları hayata geçiriyorlar. Ve demek istediğim şundan ibarettir. 2 sene bundan 3 sene veya hatta 1,5 sene önce mevcut olan problemlerin bir kısmını ortadan kaldırabilmek şeyine şansına sahip olduğumuzu ifade edebiliriz. Elbette ki az önce bahsettiğiniz gibi yeterli midir? Değildir. Ama en azından durduğu yerde değildir. Kesinlikle. Ve şu an gelişmekte ve inşaat etmekte, sorunları çözmektedir. İkinci bir en büyük proje ise elde tutulur diğer projesi turizm alanında. Evet. İşbirliğini teşvik etmek ve turizm alanında
dört devleti ilk defa bir araya getirip ortak turizm paketini ortaya çıkartmaktır ki bu konuda TRT'nin de desteği şüphesizdir. Hatta onun tanıtım videosu TRT vasıtasıyla sizlerin desteğiyle hazırlanmıştır. Fırsattan yararlanarak teşekkür etmek istiyorum. Biz yolun sonuna geldik imanada o konuda. Çünkü son zaten bundan birkaç hafta bundan önce Kırgızistan'da yapmış olduğumuz Turizm Bakanları son toplantısında son rütüşler atıldı. Eylül ayının 3'ünde Allah nasip ederse inşallah biz birinci ilk turistlerimizi tanıtım fame tur şeklinde artık bu 4 ülkenin 12 şehrini kapsayan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın 12 şehrini kapsayan Türk Hava Yolları ve Yarasthan Hava Yolları'nın da katılımıyla hayata geçirmiş olacağız. Ve bunu da Dünya Göçebe Oyunları Türk Konseyi'nin Kırgızistan Devleti ile ortaklaşa yapmış olduğu Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına denk getirmek istiyoruz ki 3 Eylül'de başlıyor. Kırgızistan'da Çolpanata'da İssyk-Kul'da. Ve bu vesileyle biz dünyaya yeni bir tur paketi, kültür tur paketi satmış olacağız. Yani bu aslında aynı zamanda ekonomi bir gelir, ekonomi katkı da demektir. Bunlar elle tutulur, gözle görülür projeler. Bu anlamda önemli. Pek çok diğer uluslararası örgütün havanda su dövdüğü bir dönemden geçiyoruz. Türk Keneşi'nin bu anlamda elle tutulur projeler yapması bizi yüreklendiriyor aynı çok zamanda. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bir de siyasi konular var. Elbette. Biz istiyoruz ki Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgaline ortak ses verelim, tabii. Türkmenlere ortak ses verelim, tabii. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ortak ses tabii. verelim. Bu anlamda bir mesafe kaydedebiliyor muyuz? Şöyle bir şey anlatayım. Şimdi Türk Konseyi eşit mesafede ve eşit haklarda kurulan dört kardeş ülkenin beraber kurmuş olduğu uluslararası bir misyondur. Elbette ki dünya kamuoyuna mal olmuş ve bizim için çok önemli konular olan Dağlık Karabağ, Türkmenler ve Kuzey Kıbrıs'taki Türk topluluğu, bizim kardeşlerimizle ilgili çalışmalarda da Türk Konseyi Birleşik Milletler çerçevesindeki verilmiş haklar içerisinde bu konuyla ilgili sesini ifade etmektedir. Bunu çok açık ve net söyleyebilirim. Nitekim bizim zirve deklarasyonlarımızda da hem Kuzey Kıbrıs Türk topluluğunun değerli kardeşlerimizin aynı zamanda Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili maddeler yer almaktadır. Bu da bu konuda bizim hassasiyetimizin ve üye devletlerin bu konuya çok ciddi ve sevgiyle yaklaştığının ve bu meselelerin inşallah iyi bir şekilde çözüme kavuşmasıyla ilgili gayret sarf ettiğinin de güzel bir örneğidir. Temennimiz elbette ki uluslararası her bir misyonun hedefidir. Bütün bu sorunların inşallah barışçıl yoldan çözülüp hakkı olan ve Birleşmiş Milletler'in ve Helsinki Yekun Akt dediğimiz, Final Akt dediğimiz bu aktlar çerçevesinde herkesin kendi hakkı olan devlet çerçevesinde şeylerini alabilmesidir. Bu açıdan inşallah kısa zamanda bunlar çözülür. Biz de bunları beraber şekilde yaparız ve bu konuda biz de bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Yani Birleşik Milletler çerçevesinde hem onun yan kolları çerçevesinde hem AGİT çerçevesinde şunu da ifade etmek lazım. Bu çok önemli bir faktördür. Bugün Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın yurt dışındaki Birleşik Milletler, onun kolları, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı gibi kurumlarda ve kuruluşlarda dört ülkenin beraber dış politikasındaki çalışmaların koordine edilebilmesinin de Türk Konseyi üzerine... En önemli konulardan biri bu sayınız. Ve bu da işte mesela Kazakistan şu an Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nin devamlı olmayan üye adayıdır. Onun adaylığının desteklenmesi, Expo 2017 Astana'nın desteklenmesi, Türkiye'nin radikalizme, teröre karşı mücadele konusunda Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkiye'nin yanında olması, İslamofobiye gibi konular ve bununla ilgili birçok konular ve üye devletlere karşı çalışmaların herhangi birisinde ortak bir tavır sergilenmesi iyi manada barışçıl yoldan tabii ki kesinlikle bunun altını çizmek lazım. Bu konularda beraber çalışmaları da çok gurur duyarak söylemek istiyorum. Türk Konseyi olarak biz koordine etmekteyiz ve bundan da mutluluk duymaktayız. Böyle bir koordinasyona ihtiyacımız vardı. Evet. Herkeste bir iyi niyet vardı ama bunu bir türlü aktive edemiyorduk. Türk Keneşi kurumsal, aktivasyonu yaptı. Kurumsallaşma işte dediğimiz budur zaten. Çünkü şimdi elde tutulur ve iş görebilecek bir misyon olmadığı takdirde bunlar sadece sözde kalır. Çok şükürler olsun ki devlet başkanlarımız büyük bir uzak görecek uzun vadeli bir projeyi olarak tarihi bir ilke imza attılar. Ve konseyi kurarak bugünden sonra 2009'dan sonra işte bahsetmek istediğim konu yapılacak bütün faaliyetleri gerçekten de sözde değil işte de realleştirebileceğimiz bir şeyin temel atmış oldular. Efendim biz dünyaya kendimizi anlatmakta da sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bu anlamda diaspora faaliyetlerimiz önemli. Elbette. Türkiye ve Azerbaycan bu anlamda mesafe kaydettiler. Evet. Ortak diaspora faaliyetleri kesinlikle yürütüyorlar. Doğrudur. Türk
Keneşi kapsamındaki diğer ülkelerin de bu ortak diaspora faaliyetlerine katılması için siz neler yapıyorsunuz? O çok önemli bir konuya değindiniz. Elbette ki bu çok gerçekten de üye devletlerin ilgisini çeken ve üye devletlerin dış politikasında önemli bir rol alan bir konudur. Çok basit bir örnek vereceğim. Ukrayna'da biz 2 sene bundan önce Türk Konseyi koordinatörlüğünde ortak Türk diaspora koordinasyon merkezi kurduk. Merkezi Kiev'de olmakla. Ve bu ilk defa olarak sadece Azerbaycan ve Türkiye Türklerine değil, aynı zamanda Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek fark etmez. Çünkü diaspora bildiğiniz gibi devletin alanı değil. Daha çok sivil inisiyatif olduğu için biz sadece onları teşvik, koordine ediyoruz. Bu olan herkesi bir araya getirecek büyük bir merkez oluşturduk. O merkezin koordinatörü ve içindeki kendilerinin belirlemiş olduğu yönetim kurulları da vardır. Üye devletlerimizin büyükelçiliği katıldı ve çok büyük faydası oldu. Niye? Çünkü ilk defa sadece Azerbaycan ve Türkiye değil, Kazakistan, Kırgızistan'ın da diasporasının aktif gelip beraber toplandığı, birçok konuları müzakere ettiği, onun derdinin buna, bunun da derdinin ona paylaşabileceği bir misyon, bir ofis, bir çalışma şeyi sergiledik. Ve bu da çok faydası çoktur. Ve Washington, New York'ta bizim geçen sene görüşmelerimizde sadece Azerbaycan ve Türkiye değil, geçen Mayıs'ta bu arada, Kazak, Kırgız, Türkmen ve Özbek diaspora kurumlar da geldi, katıldı. Ve biz çalışmalarda hedef edinmiş olduğumuz, Cumhurbaşkanlarının da deklarasyonu koyarak bize vermiş olduğu talimat şudur. Amerika'da, Washington'da, Berlin'de, Paris'te ve Ukrayna'da ortak diaspora koordinasyon merkezlerinin kurulmasına yardımcı olmak. Türk Konseyi 4 devleti de birleştireceğim. Bu çalışmaları biz şu an koordine ediyoruz. Ukrayna'yı kurulmasını bitirdik. Şimdi halihazırda Paris, Berlin ve Amerika Birleşik Devletleri çalışması yürütülüyor ki diaspora arasındaki çalışmalarda koordinatif şekilde yürütsün ve etkili olsun. Devleti olanlar şanslı. Devleti olmayanlar ne yapsın Sayın Asunov? Yani bu Türk Keneşi çalışmalarına, ortak diaspora faaliyeti çalışmalarına devletleşememiş Türk halklarının katılması söz konusu mu? Bunlara yönelik bir çalışmamız var mı? Şöyle bir şey anlatayım. Kendiniz gayet iyi biliyorsunuz ki biz kurulduğumuz aşamadan bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu kararlara ve uluslararası hukuka uyarak faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Ki bu bir zorunluluktur. Çünkü biz Intergovernment Organization için uluslararası hükümetler arası bir kurumuz. Ve bu açıdan da direkt devletlerle temasta olmak mecburiyetindeyiz. Ama elbette ki diğer halklar ve kuruluşlarla bizim diğer kardeş kuruluşumuz olan kültürel bağlamda çalışmaları yürüten Türksoy daha çok ilgilenmekte. Çünkü biz siyasi ve ekonomi bir kuruluş olduğumuz için biz diğer ülkelerin iç politikasına karışmamız doğru olmazdır elbette ki. Ama bununla böyle olmayan devletlerin, büyük devletlerin içinde mevcut olan Türk topluluklarla görüşebilmemiz için bazen bunun yani bir şahit olduk. Bu da iyi bir şeydir. Mesela geçen sene değil, o bir sene Tatarstan'da yapılan bir toplantıya Rusya Federasyonu'nun oluruyla biz de davet olunduk. Ve biz oraya katıldık. Tatarstan'ın Cumhurbaşkanı'na da görüştük, çalışmaları da izledik. Ve şöyle düşünüyoruz aslında, mesajımız da şudur. Birçok büyük devletlerde olan Türk toplulukları, Türk devletlerle o devletler arasındaki çalışmaya da iyi bir köprü olabilir. Ve bu çalışmaların, bu mevcut iletişimin daha da güçlenmesinde, daha da pekişmesinde mükemmel bir aracılık yapabilirler. Çok doğru. Hep negatif yönüyle bakmamak gerekiyor. Tabii. Elbette. Çok önemli neden, bir nokta. Neden? Çünkü o zaman bu dostluk ve devletler arası işbirliği daha da gelişir. Ve oradaki Türk topluluğunun da bu vesileyle ön plana çıkarak ne kadar faydalı bir iş yapabileceğini de altı çizmiş oluruz. Efendim bu nokta çok önemli. Gerçekten diğer Türk topluluklarında başka etnik gruplarla, başka devletlerle elbette, bizler açısından kesinlikle bir harç olabileceğini tabii, mutlaka değerlendirmek tabii gerekiyor. Tabii ki. Diğer uluslararası organizasyonlarla ilişkiniz nasıldır? Çok, biliyorum çok yoğun bir katılım var. Toplantılara katılıyorsunuz, raporlamalar yapıyorsunuz. Tabii. Onların Türk Keneşi'ne yaklaşımı nasıl? Yaklaşımı baştan tabii ki yaklaşımları mesafeli ve daha çok izleme amaçlıydı ama şu an memnuniyetle diyebilirim. Biz bugün itibariyle Birleşmiş Milletler'le bağlı olan birçok kurumlarla isimlerini saymak istiyorum. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, United Nations Development Program, United Nations South-South Cooperation dediğimiz Güney-Güney İşbirliği. Bunun dışında Birleşmiş Milletler Alliance of Civilization dediğimiz Medeniyetler Arası İttifak, Birleşmiş Milletler'in Medeniyetler Arası İttifakı. Bu arada bunun kurucusu bir tarafı Türkiye, bir tarafı İspanya'da biliyorsunuz. Sayın o zamanki Başbakan Erdoğan ve Zapatero tarafından kuruldu, İspanya Başbakanı tarafından. Birleşik Milletler Dünya Turizm Örgütü gibi direkt Birleşik Milletler'e bağlı olan 6 kuruluşla biz çok kapsamlı çalışma yürütüyoruz. Bunların her birisi ekonominin gelişmesi, sürdürülebilir diyalog, işbirliği sürecinin hızlandırılması, üye olmayan devletlerde bile fakirliğin ve ortadan kaldırılması ve tarımın ve ziraatın güçlendirilmesi. Stability ne diyorlar buna? İşte istikrar. İstikrar konusunda ortak çalışmaların desteklenmesi. Ondan sonra üye devletlerimizdeki mevcut olan hoşgörü ve tolerans politikasının
diğerlerine lanse edilmesi. Hı hı. Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş projelerinde turizm ve ekonomi alanındaki birçok projelerde Türk konseyinin verimliliğinin diğer taraflarla paylaşılabilmesi gibi çalışmaları beraber yürütüyoruz. Çok ve memnuniyetle onun altını çizerek kurula söylemek isterim ki kısa zaman zarfında rağmen biz bugün Birleşik Milletler Kalkınma Projesi, Kalkınma Ajansı, Birleşik Milletler Güney İşbirliği, Birleşik Milletler Dünya Turizm Örgütü ile artık resmen işbirliği protokolü imzalayarak onların database'ine girmiş olan bir uluslararası kuruluşuz. Ve bugün artık onlar bize teklifler getiriyorlar. Çok i̇şte güzel. Şu projeyi hadi beraber yapalım. Eskiden biz koşuyorduk. Şimdi onun tersi oldu. Neden? Çünkü hakikaten de kurum ve kuruluşlar bizim gerçekten de verimli bir şey yapmış olduğumuzu, faydalı çalışmalar yürütmüş olduğumuzu, kardeş devletlerin kurulmuş olduğu bu kurumun dostluğa, barışa, işbirliğine hizmet ettiğini, başka bir art niyet olmadığını şahidi oldular ve bunu biz bir nevi ispatlamış olduk. Evet. Bunun dışında Dünya Gümrük Örgütü, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, ASEAN gibi Asya'nın en büyük Amerika ve Rusya'nın da üye olmuş olduğu kurumlarla da çalışmalar yürüterek aynı zamanda ekonomiye de destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz zaman zaman bütün siyasi çalışmalar yanında business forumlar, iş forumlar da yapıyoruz. Hı hı. Bu yapmış olduğumuz iş forumlar üye devletlerin sadece iş adamlarını bir araya getirmiyor. Aynı zamanda sermaye yönlendirilmesini de teşvik ediyoruz. Hı hı. Bu konuda işte üye devletlerdeki odalar ve borsalar birliğine desteğini alıyoruz. Ve bu çalışmalar bu şekilde her alanda devam etmektedir. Efendim bu umut verici çalışmalar bir yandan da genişleme söz konusu olabilir mi sorularını gündeme olabilir, getiriyor? Olabilir. Ben memnuniyetten söyleyebilirim bunu. Olabilir. Yani önümüzdeki dönemde biz Özbekistan'ı da Türkmenistan'ı da Keneş'in içerisinde görmek istiyoruz. Destek veriyorlar. Toplantılara katılıyorlar, zirvelere katılıyorlar. Evet, doğrudur, tamamen haklısınız. Bildiğiniz gibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı veya onun tayin etmiş olduğu yardımcısı zirvelerimize katılmaktadır. Zirvelerin dışında hatta bir takım bizim çalışmalarda da katılmaktadır. Evet. Mesela diyelim ki zaman zaman ekonomi ve eğitim alanındaki bakanlar toplantımıza ve çalışma gruplarımıza Türkmenistan geliyor. Bu da çok altını çizeceğimiz bir konudur. Özbekistan mesela bizim güvenlik istişareleri konusunda radikalizme ve yabancı savaşçılara karşı mücadele, bu IŞİD terörüne karşı ve diğer teröre karşı Türkiye'nin almış olduğu net ve açık tavrın yanında olduğunu beyan eden ve bu çalışmalara katılıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan'la beraber. Bunu da altını çiziyor. İlk defa da böyle bir şey var. Ve hakikaten de dünya kamuoyunun ve dünyanın radikalizmle ne kadar eziyet çektiğini ve sıkıntı yaşandığını da altını çizmek istiyorum. Ve buna ilgili beraber çalışmamızın da gerekli olduğunu da söylemek istiyorum bu vesileyle. Bunun dışında bir de Macaristan bizle çok aktif çalışmaktadır. Turani bir ve Macaristan devletinin de bu konuda yaklaşımı dost ve kardeş ülke olarak biz kabul etmekteyiz. Bu bağlamda bizim hatta 3 yıldır yapmış olduğumuz üye devletlerin Dışişler Bakanlıklarının genç diplomatları için uygulamış olduğumuz Junior Diplomat Kursu dediğimiz genç diplomatlar için trening programlara ilk defa Macaristan Dışişler Bakanlığı diplomatları da katılmış bulunmaktadır. Ve biz bundan memnuniyet duyuyoruz. Çünkü biz her zaman bu mesajı veriyoruz. Yani bizim kurmuş olduğumuz birlik şovinist bir birlik değildir. Değil. Bu dostluğa, barışa, ortak iş yapmaya, kardeş devletlerin eski köküne dayanan kültürünü, kökünü ve dilini, aynı zamanda birliğini dostluk için kullanmaya yönelik kurulmuş bir misyondur. Bu vesileyle hangi din olursa olsun, hangi ırk olursa olsun fark etmeksizin bizimle çalışmak isteyen bütün kurumlara biz açığız. Ve bizim zaten sistemimiz ve uluslararası hukuk normalları çerçevesindeki çalışmalarımız da bunu açık itibar ediyor. Memnuniyetle gözlemci olarak, misafir olarak, hatta Macaristan dışında da başka ülkelerin böyle bir niyeti olursa ki olduklarında zaman zaman hissediyoruz. Onlar da kendi alanımızda beraber işbirliğini teşvik edebiliriz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Karşılıklı çıkar anlayışı içerisinde kurulmuş bir ilişki modeli herkesin faydasına. Bu anlamda Türkiye'nin işte bir çatı görevi görüyor. Gençlere yönelik ve çok aslında geleceğimize yönelik projeler. Bunlar hepsi altyapı çalışmaları. Bilmiyorum. Elde tutulur projelerdir bunlar kesinlikle. Öncesi şunu söyledim. 4 ülke ilk defa bir araya gelip Dışişler Bakanlığı genç diplomatlarını 2 haftalık trening kurslar yapıyoruz. Burada Türkiye'nin, Azerbaycan'ın eski çok değerli, deneyimli diplomatlar Hikmet Çetin gibi, Hasan Hasanov gibi, Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Roza Atambayeva gibi insanları, onlara dersler geçiyor. Ve biz aynı zamanda bu 4 ülkenin genç diplomatlarının birbirlerle dostluk ve kardeşlik bağları kurmalarını teşvik ediyoruz. Bu uzun vadeli bir yatırımdır. Birbirlerini tanımaları, dokunmaları, sohbet etmeleri büyük kar. Dokunmaları ve en önemlisi karşılıklı güven. Doğru. Karşılıklı güven olmadan hiçbir iş yapmak mümkün değildir. Ve bu güven 20 sene kökü şimdiden atıldığı için 15 sene sonra, 20 sene sonra bunun neticelerini, meyvelerini bizim devletlerimiz daha faydalı şekilde hissedeceklerdir. Neden? Çünkü bu geleceğe yönelik bir yatırımdır. Bunun dışında biz
ikinci senedir artık gençlik kampları düzenliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle. Uluslararası Gençlik Kampı. Uluslararası Gençlik Kampı. Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı. Geçen sene 200'ün üzerinde gençlerimiz bu kamptan mezun oldular diyelim. Bu sene 400'ün üzerine çıkarttık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da Türkiye Cumhuriyeti'ne vermiş olduğu destekle. Şimdi inşallah Temmuz ayının 26'sında Samsun ve Trabzon olmak kaydıyla resmi açılışlarında yapmış olacağız. Başvurular çoktur. Yani hakikaten çoktur. Bu da ilginin ne kadar çok güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii ama bizim limitimiz 400 kişidir. Yani biraz daha dağıtırdık. Buraya biz Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi gençlerin hepsini üye olan veya olmayan fark etmek için bütün gençlerin almasına özen gösteriyoruz. Çünkü dostluk bir kampıdır bu. İki haftalık kamplar çerçevesinde. Bir de inşallah Eylül ayında ilk defa üye devletlerin aynı zamanda bunun yanı sıra bizimle işbirliği sürecinde olan Macaristan, Gürcistan ve Katar gibi ülkelerin de gençlerini bir araya alan gençlik festivali yapacağız. Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'de. 27 Eylül'de başlayıp 31 Eylül'de bitecek büyük bir festivaldir. O festivalde gençlerimizi birbirlerine daha iyi tanıyabilmesi, çalışmalarıyla ilgili sivil toplum örgütleri olarak birbirlerine daha iyi anlatabilmesi için çalışmaları da Türk Konseyi olarak koordine ediyoruz. Güzel de neticeler inşallah alacağız. Bunlar geleceğe yönelik yatırımlar. Evet. Ufak tohumlar ekiliyor. Tabii. Ama bunlar büyük ağaçlara dönüşüyor. Kesinlikle. Fidan, sonrasında. Fidan işte büyüyor daha sonra. Efendim biraz da ekipten bahsedelim. Tabii. Çünkü bu kadar iş yapılıyor. Evet. Nasıl bir ekiple yapıyorsunuz? Son olarak size bunu sorayım. Kimler çalışıyor Türkiye'nin eşi bünyesinde? nasıl bir ekip bu kadar işi aynı anda yapıyor? Ekip bir kere kenetlenmiş bir grup olarak çalışmaktadır. Biz bir aileyiz ve her zaman bunu kurula söylüyorum. Türk Konseyi İstanbul Baş Ofisi'nde çalışan bizim değerli kardeşlerimiz Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın çok başarılı, dinamik diplomatlarıdır. Hepsi hemen hemen üye devletlerin diplomat dışişler bakanlığı temsilcileridir ve biz sınavla alıyoruz bunların hepsini. Başarılı olanlar bizim ekibimize katılabiliyor. Ve aile kenetlenmesi, birbirlerine karşı sevgi, birbirlerine karşı saygı, bir ailenin işte kardeşi, abisi, ablası şeklinde bu şekilde yürüdüğümüz için geminin kaptanı ve üyeler hepsi beraber şekilde çalışmaları ivedilikle sürdürüyoruz. Yani neticeleri de faydalı oluyor. Biz de zevkle seyrediyoruz ve zevkle Türk dünyasına hem dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Çok, ne demek, sağ olun. Önümüzdeki dönemlerde inşallah yeni başarılarda, yeni adımlarda tekrar bir araya gelelim inşallah. Ve Türkiye'nin işini bu kurumsal yapıyı konuşalım mutlaka. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Buraya kadar yorduk çok, sizi. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim TRT ailesine. Sağ olun efendim. Davet ettiği için çok sağ olun. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'nin eşi Genel Sekreteri Büyükelçi Sayın Ramil Hasanoğlu bizlerle birlikteydi. Türkiye'nin eşini, Türk dünyasında kurumsallaşma çalışmalarını konuştuk. Yarın gündemin öne çıkan başlığıyla tekrar karşınızda olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın.